Bismillahirrahmanirrahim. Bu video serimizde Arapça isim fiil çekimine değinmeye çalışacağız. Arapça fiil çekimi nasıl yapılır? Evvela fiil çekimi bir eksamu seba'ya göre yani fiillerin sahih midir, muhtel midir? O bölümlenmesine göre, o bölüme göre bir çekimi vardır. Yani sahih fiillerin çekimi var, sahih fiil kendi içerisinde mehmuz, muzaf, salim diye ayrılıyor. Muhtel fiil kendi içerisinde misal, ecref, nakıs, lefif diye dörde ayrılıyor. Sahih fiillerin çekimi nasıldır? Muhtel fiillerin çekimleri nasıldır? Her birine örnekler vere vere bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Peşinden bir de sülasi mezit midir? Sülasi mücerret midir? Rubai mücerret midir? Rubai mezit midir? Bir de buna göre çekim vardır. Öyleyse fiil çekimini ikiye ayırabilirsin. Bir, illetli fiil, illetli olmayan fiil. İki, mücerret fiil, mezit fiil olmak üzere iki ana bakış yapılabilir. Bu bakışlara göre fiil çekimleri yapmaya çalışacağız. Şimdi evvela sahihin salim fiiline göre, salim kısmına göre fiil çekimi. Daha sonra muzaf kısmına göre. Peşine mehmuz kısmına göre çekim yapacağız. Bu bittikten sonra sıra mutele gelir. Misale göre, ecrefe göre, nakısa göre, lefife göre fiil çekimleri yapmayı planlıyoruz. Peki şimdi karşımızda ne var? Diyor ki fa'ale yef'uluh kalıbı. Ne demek o? Yani birinci bap. Fa'ale yef'uluh. Mazide aynı el fiili feta. Muzaride aynı el fiili ötre olan. Bir fiilin çekimi nasıl yapılır? İşte nasara. Örnek fiilimiz manası yardım etti. Fiilin çeşidi müteahhit değildir. Yani lazım değildir. Fiil çekimi nasıl yapacağız? Diyor ki evvela fiili mazi ele alalım. Fiil mazi kendi içerisinde malum ve meşhul olarak ikiye ayrılır. Muzari fiil de gördüğünüz üzere malum ve meşhul olarak ayrılıyor zaten. Mazi fiilin malum kısmı. Üç tane fiil yazılmış, bir çizgi çekilmiş. Görüyorsunuz çizgi var. Yine üç fiil var, peşine bir çizgi daha var. İşte her üç fiilde bir çizgi görüyoruz ama en son iki fiil ve bir çizgi. Artık üç fiil değil. Buradaki kutu arasından, her kutuda bulunan fiiller bir kalıbı temsil ediyor. Burada gördüğümüz Nasara, Nasara, Nasaru ilk kutu yani ilk kare olan yer gaib bölümünü temsil etmektedir. Yani üçüncü şahıstır ve erildir. İkinci kutu yine üçüncü şahıs ama müennestir. Gaibe diyoruz buna. Üçüncü katı üçüncü kutu katı değil üçüncü kutu ikinci şahıstır artık. Erildir, ikinci şahıstır. Biz buna muhatap kalıp diyoruz bir sonraki kutu yine ikinci şahıstır ama müennestir artık. Biz buna muhataba kalıpları diyoruz. Peşine iki tane kelimenin geldiğini görmekteyiz. Bunlar da mütekellim kalıplar olarak adlandırılıyor. Hem müzekker hem müennes yani hem erkek hem kadın için ortak olarak kullanılan vezindir. Kadına göre başka bir kalıp, erkeğe göre başka bir kalıp kullanılmıyor, ortaktır. Öyleyse gaip, gaibe, muhatap, muhataba ve mütekellim kalıpları. Hep öyle göreceğiz. Bunlar malum kısmı tabi. Fiil çekimi nasıl yapılır? Görüldüğü üzere nasara ne eklenmiş? Biraz daha yakınlaştırıp bakalım. Müfrettir nesara. Hemen ortadaki tesniyedir. Peşine gelen cemidir. Hep öyle. İlk kelimeler müfret, ortadakiler tesniye. En son gelenler cemi. Müfret, tesniye en son gelen cemi oluyor. Hep öyle yani müfret tesniye cemi, müfret tesniye cemi gidiyor. En son iki kalıba geldiğimizde bunlar da ilki müfrettir. Yani ben kalıbı. İkincisi manaca cemidir. Çünkü biz diyor. Manaya bakarsan cemidir. Biz dediğine göre cemi olmalı. Mana yönüyle. Peki çekim yapalım nasara ne olmuşsa nasara olmuş müfrette nasara tesniyede nasara sonra bir elif eklenmiş cemiye bak aynı harfler nun sat var sadece vav ile elif eklenmiş Nasaru olmuş Müfrede bak nasara yine var sadece ta eklenmiş nasarat olmuş kısacası her kalıpta ne var nasara 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 var her kalıpta nun sat nun sat var Tesniye'de Elif, Cemide Vav Elif, Raibine müfredinde Ta tesniyesinde Ta, Cemiz Cemisinde Nun gelmiş, burada T gelmiş, Tuma gelmiş, Tum gelmiş, T Tuma eklenmiş, Nasar Tu ve de Na eklenmiş. Yani Nun satra her kalıpta var, sadece sol tarafına ilave harfler eklenmektedir hangi kalıpta ne ekleniyor oturup ezberleyelim. Oturup ezber yapma yani tesnide elif geliyormuş. İşte şuradaki tesnide tuma geliyormuş. Böyle bir ezberle kafa yormaya gerek yok. Sadece ezber yapılmalı. Nasara nasara nasaru gayb bitti. Nasarat nasarata nasarna gaibe bitti. Nasartana sartuma nasartum muhatap kalıp bitti. Nasartı, nasartuma, nasartun, ne muhataba bitti, nasartu, nasarna, mütekellim kalıplar bitti. Peşine ne yapılmalı? Peşine gelip yapılması gereken şey, yani manalarını da bilmekte fayda var elbette. Müfret dedik, değil mi? Yardım etti o bir erkek. Nasara yardım etti o iki erkek. Nasaru yardım etti o erkekler. Nesarat yardım etti o bir kadın. Nesarata yardım etti o iki kadın. Nesarne yardım etti o kadınlar. Nesar sen yardım ettin. Nesar tuma siz ikiniz yardım ettiniz. Nesar tum siz erkekler yardım ettiniz. Nesar sen bir kadın yardım ettin. Nesar tuma siz ikiniz iki kadın yardım ettiniz. Nesartun ne siz kadınlar yardım ettiniz. Nesartu ben yardım ettim. Nesarna biz yardım ettik. Son iki kalıpta erkek veya kadın olduğuna değinmedik. Çünkü erkek de nesartu der. Kadın da nesartu der. Erkek de nesarna der. Kadın da nesarna der. Hem kadın hem erkek ortak kalıptır. Buraya başka bir fiil uyarlayabilirsin. Örneğin ketebe fiilini veya git fetaha fiilini veya harace. Buraya uyarlayabilirsin. Örnek kefera, kefera, keferu ne ekledin? Tesine de elif eklenmişti. Ben de kefere te, elif ekledim. Kefera oldu. Nasıl ru? öyle elif ekleniyor burada değil mi? O zaman ne yaparsın? Keferu dersin. نصرت كفرت نصرتها كفرتا نصرنا كفرنا نصرت كفرت نصرتما كفرتما نصرتم كفرتم نصرتي كفرتي نصرتما كفرتما نصرتن كفرتن نصرت كفرت نصرنا ceferna veya harace harace harajo haraju haracet harajeta harajine harajte haraji tuma haraj tum harajti haraj tuma Kharacitu, ne yapıyorum harekeleri, sukunları aynı yerlere ekleyerek başka bir fiil çekimi yapıyorum. Yani biz gidip illa fetahanın çekimini bir kitapta bulmak veya yani keferanın, haracenin, semiyanın alimenin bunlara gidip bir fiil bir kitapta bulmak gerekmiyor. Sana bir fiil verirler bu şekilde. Onu görürsün. Bunu anlarsın. Diğer fiilleri de oraya uyarlayabilirsin. Uyarlama nasıl yapılır? E, bu fiil nasıl bir fiil? Biz şu anda sahih bölümünün salim kısmının çekimini yapıyoruz değil mi? Sahihin salim kısmı. Bunu, buna göre fiil çekiyoruz. O zaman sahih ve salim olmak üzere sana verilecek olan her fiilin çekimini yapabilirsin. Ne zaman? Şu nasaranın çekimini anlarsan. Hareke, sukun nerede ne olmuş? Aynısını yerleştirerek çekim yapmak mümkün. Başka bir fiil yapalım. Kefara, harce yaptık. فتح فتحا فتحوا فتحت فتحتا فتحنا فتحت فتحتما فتحتم فتحتي فتحتما فتحتن فتحت, فتحت. فتحنا başka bir örnek yapalım جعل. 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 Cealet, cealete, cealne, cealte, cealtıma, cealtım, cealti, cealtıma, cealtın, cealtı, cealne. Başka örnek ka-a-de, ka-a-de, a

Celestuma, celes celes tu, Celestu, Celesna. Sanırım ketebe fiilini yapmadık. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketebne. Ketebte, ketebtuma, ketebtum. Ketebti, Keteb-tü-ma keteb tu ne keteb keteb Örnek fiillerimiz var. Mesela Sebeteyi ele alalım. Sebeteyi buraya uyarlamaya çalışalım. Sebete sebeta ta Sebetu Sebe-tet sebe ta sebed sebetne ne sebette sebettümü sebettum. sebettim sebette sebettümü sebettün ne sebette sebetsiz ne sebette başka hangi fiil var B onu uyarlayalım B C

bir de cahade fiilini siz de uyarlayın. Deneyin bakalım yapabilecek misiniz? Hangi fiilleri? setara setara fiili cahade cahada cahadu bu iki fiili. Fiilleri gördüğünüz üzere her fiilin hareketi aynı değildir. Yani bir sürü detaylı konular bunlar. Siz şimdilik sadece setara ile cahade'yi uyarlama çalışın dedik. Ve geçtik meçhul fiile. Meçhul fiilden bahsedebilmek için mazi fiilde bir takım değişiklikler yapılıyor. Ne gibi? Nasara'ya bakarsan bir de Nusira'ya bakarsan değişen şey nedir? İlk harf zammelendi, ortanca harf estrelendi. İlk harfe ötre, ortanca harfe estre verildi. Malumda hepsi fetaydı. Meçhul denilen yerde ilk harf ötreli, İkinci harf esreli dönüştürüldü yani. Meçhul edilgen demek. Malum etken, meçhul edilgen. Nusira yardım edildi. Nasara yardım etti, nusira yardım edildi. Ketebe yazdı, Kütübe yazıldı. Haraca çıktı, huruce çıkarıldı. Bunun gibi. Nusira nusira nusiru Nusirat, nusirata, nusirne. nusirte nusirtuma nusir tuma, nusirtuma nusirtunne nusirtu nusirna Ketebeden yap, ketebe, kütibe, değil mi? Nusira o zaman kütibe. Kütiba, Kutib, bu kuti bet kutibte, beta kutibtum, ne kuti te tuma kuti ne kuti tu kuti yap harajı ne olur huri c huri ca Khurijete Khurijine Khurijte Khurijtuma Khurijtum Khurijti Khurijtuma Khurijtunne Khurijtu Khurijna Ketebeden de yapalım. Ketebeden yapmıştık gerçi sanırım. Başka bir fiil olsun. Ne olsun? Kaide Gu'ide Gu'ide Guida, guidu, guidet, guideta, guidna. Guidte, guidtuma, guidtum, guidti, guidtuma, guidtunna. Guidtu, guidna. Diğer fiillerde uyarlayabilirsiniz. İlk harfi zamme yap, ikinciyi este yap, üçüncüye elleme. O şekilde çekim yapılabilir. Şu an ne yaptık? Mazi fiil. Eksamu seba'dan Eksamu seba sahih ve muhtel olarak ayrılan fiil türleri. Fiil ikiye ayırırsın. Muhtel illetli fiil. Sahih illetli olmayan fiil. İlletli olmayan fiil kendi içerisinde üç ayrılırmış bir sahih kısmına göre. Sahihin mazi fiilini sadece malum ve meçhul olarak çekimini yaptık. Tabi bunun muzarisi var, emiri var. Onlara henüz çekimini yapmadık. Şimdi çekim yaparken örnek olsun diye, ders olsun diye çekim yaptık. Normalde lazım fiillerin bu şekilde meçhulleri gelmez. Mütaddi fiil kendi içerisinde malum ve meçhul olarak ayrılır. Ama şurada lazım yazsaydı meçhul gelmezdi. Yani harfi cerle veya zarfla gelirdi. Yani detaylar da var. Onlara değinmemeye çalıştık biz. Bir sonraki dersimizde ne yaparız? Bir sonraki derste bunun muzaresi üzerine dururuz. Çeşitli fiilleri buraya uyarlamaya çalışırız. Ondan sonrakinde emri hazıra geçeriz. İsmi fail, ismi mefule geçeriz. Böylece sahih fiil çekimi, sahihin salim kısmı yani. Onun çekimi bitmiş olur. Daha sonra muzal fiile göre çekim yaparız. Mazi, muzari emir ismi fail isim meful şeklinde. Tabloyu tamamladığımızda bu defa mezit fiillere göre, ifal babı, mufale babı, tefel babı, istifal babı gibi o kalıplara göre de çekim yaparız. Bu şekilde bir düşünce sahibiz diyerek ilk dersimizi sonlandırıyoruz.